Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. KOP bölgesinde organize hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında yem karma makinası dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Hamza Aydoğdu, kurum müdürleri ve STK başkanları katıldı. Aksaray'da KOP bölgesinde organize hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında proje bütçesinin %30'unun ticaret borsası tarafından karşılanan, %70'i ise hibeli olan 24 adet yem karma makinesi dağıtım töreni düzenlendi. Törende karma makineleri hak sahiplerine teslim edildi. Ticaret borsasında düzenlenen törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 1 milyon 100 bin TL tutarındaki proje kapsamında imalat ve üretimi Aksaray'da yapılan toplam 24 adet yem karma makinesinin çiftçilere teslim edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Bizim tarım müdürümüz 80 ile örnek olabilecek bir tarım müdürüdür," dedi. Ardından Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Mahmut Aktürk birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından makineler sahiplerine teslim edildi. Bugün Sayın Valimizin himayelerinde Tarım İl Müdürlüğümüzün koordinatörlüğüyle bölgenin dinamiği olan KOP idaresinin büyük destek ve gayretleriyle Aksaray Ticaret Borsamızın da ortaklığıyla gerçekleşen bir projenin dağıtımı için bir aradayız. Ben burada şehirler dinamikleriyle çalışır ruhuyla hareket eden, başta Sayın Valimizi hep farkındalıklı projelere destek veren KOP İdaresi'nin şahsında başkanımı tebrik ediyorum. Bölgenin kaderi tarım ve hayvancılık, tarım ve hayvancılığında en önemli ölçeğindeki iller arasında lider konumda olan şehrimiz Aksaray'ı her projede öne alarak değerlendiren ve Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta iddialı olduğunu ortaya koyan projeleri biz Aksaray Ticaret Borsası bünyesinde Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte açıkçası hedefe kilitlenip altın vuruş yapan projeler yapıyoruz. Ama burada arkamızda bir vali bey var. Vali bey tarıma olan duyarlılığı, bizlere olan inancıyla birlikte biz biliyoruz ki Aksaray'ın menfaatına, üreticimizin gelişmişliğine ve kalkınmasına en önemlisi insanları yerinde doyurabilmek adına yapılan projelere çok büyük destek ve katkılar veriyor. Sayın Valim, bunu hiçbir şekilde farklı anlamayın. İyi ki bizim valimizsiniz. Sizinle Aksaray'ın kaderi olan tarım ve hayvancılığı inşallah şaha kaldıracak. Bundan sonra da Aksaray'ın tarımda marka şehir olması yönünde çok büyük gayretler göstereceğiz. Biz de Aksaray'da hizmet veren şehrin dinamikleri STK'lar olarak şehre proje kazandırmanın, insanlara hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşayan kişileriz. Ama üstlendiği sorumluluklar ve bilinçle hareket eden başta valimiz olmak üzere sadece Aksaray'da bölgeye hitap eden KOP İdaresi Başkanlığı'na ve ekibine tamamına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bölgenin gelişmişliği ve kalkınmışlığıyla kalınmayıp Türkiye'nin bugünlerde dünyanın yaşadığı sıkıntıların da ortaya çıkarttığı tarım ve hayvancılığın olmazsa olmaz sektörlerinden olduğu bu günlerde tarıma ve hayvancılığa ne kadar yardım, destek verirsek az olduğunu gören yönetici olarak kendisini kutluyorum Sayın KOP Başkanımızın. Bu çalışmalar doğrultusunda hakikaten bölgeye ve Aksaray'ımız başta olmak üzere
çok büyük projeleri yapacağız. Bizim bu bağdır töreninde bu destek verdiğimiz makina bağında bir önemli gururumuz daha var. Burada aslında 40 adet proje yapmıştık Sayın Valim. Ama HOP İdaresi Başkanlığımız ve ekibi 24 adet projeyi bize tahsis ettiler, geçirdiler. Biz de uygulama adına buradayız. Ama 16 tane alacağımız bakidir. Bilginiz olsun Sayın Başkanım. Çünkü diğer arkadaşlarımız bekliyoruz. Biz dedik ki madem bunu aslında çiftçilere ve üreticilere vereceğiz, Sayın Valim'in de şehrin güçlü olması sloganıyla çıktığımız bu yolda, madem böyle dedik, şehrimizdeki bu makineyi yapan firmamızı bulalım. Sayın Valim, şu anda Aksaray'ımızda bu makineleri üreten, geçmişten gelene hep farkındalıklı projelerle hareket eden Ağaçlı ailesinin, işte buradaki temsilcisi Musa Ağaçlı burada, Ağaçlı firmasına bu makineleri teklif götürdüğümüzde, teklifleri verdiler ve ülke standartları üzerinde, Avrupa standartlarında bir makinayı üretip bize teslim ettiler. Bu çok önemli. Aksaray'ın öz sermayesi olması ve Aksaray'da bu makinelerin yapılması çok önemliydi. Bu projeye ayrı bir değer katıyor. Ben kendilerine, firma sahiplerine de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten üreticilerimize bunu teslim ettikten sonra firmamızdan da şunu istiyorum. Düzenli servisi ve bakımını yapılmasını ve takip etmesi çok önemli. Bu yönden size güveniyoruz ve inanıyoruz zaten. Ben fazla sizi uzatmak istemiyorum konuşmamı. Dışarıda rahmet ve bereket var. Bereketli bir iş yapıyoruz. Bundan dolayı başta valim, top başkanım ve bürokratlarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimize de bu yapılan hizmetin hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diyorum. Daha çok proje yapacağız Allah'ın izniyle. Başkanım, bu kıymetli konuklar, değerli ziyaretçiler, biziniz tekrardan hoş geldiniz. 1964 yılında hizmet sektöründe, hizmet sektörü temelinde ticaret hayatına başlayan Ağaç Şirketler Grubu, bugün müşteri memnuniyetini ön planda tutarak geldiği bu noktada yakaladığı yurt içi ve yurt dışında güçlü marka imajıyla Türkiye'nin 119. en büyük firması olarak Aksaray'ımızı temsil etmektedir. Aksaray Ticaret Borsası'na 24 tane yem tarım makinamızı vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreç zarfında hiçbir maddi kazanç gözetmeksizin memleketimize, bizi var eden memleketimize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda ürünlerimizi siz değerli çiftçilerimize sunuyoruz. Ve böyle bir projeyi Aksaray'ımıza kazandıran değerli valimiz Sayın Hamza Aydoğdu Beyefendi başta olmak üzere kıymetli başkanımız Sayın Hamit Özgök Beyefendi'ye, KOP Başkanımız Sayın Ali İbrahim Tongur Beyefendi'ye çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle de bütün çiftçi, bugün ürünlerini teslim alacak olan bütün çiftçi abilerimize de hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Müdürümüzün projesini yaptığı, top idaremizin desteklediği, proje ortağımız olan ticaret borsamıza devredilecek olan yem tarım makineleri teslim töreninde hepinize hoş geldiniz. 387 bin hektar tarım arazisinin tamamını eken, 6.1 milyar tarımsal üretim değeri olan 400 bin büyükbaş, 1 milyon küçükbaş hanıyla Aksaray'ımız Türkiye'de tarımsal üretimde ilk 10 ilçesinde olan bir ildir. Yaptığımız tespitlerde ve çalışmalarda ilimizdeki hayvan şirketlerinin en büyük giderinin hayvan yemi olduğunu, bu gider karşısında çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamak, ürettikleri tarımsal üretimleri, elde ettikleri yemleri daha verimli ve kaliteli olarak hayvanlara yedirmek amacıyla Aksaray Valiliğimizin himayesinde müdürlüğümüzün projesini yaptığı 1 milyon 100 bin TL bütçeli KOP bölgesinde organize hayvancılığın geliştirmesi projesi kapsamında bugün ticaret borsamıza 24 adet yem ve tarım makinesi üreticilerimize verilmek üzere teslim edilecektir. Müdürlüğümüz KOP İdaresi'nin desteklediği illerden olup 2017-2019 yılları arasında yapmış olduğu 18 projenin 15'i KOP İdaremiz tarafından kabul edilmiş ve toplamda 14 milyon 356 bin TL gibi ödemesi almıştır.
Yine Aksaray Valimizin himayesiyle 2020 yılında proje çağrısına çıkan TOP idaremize müdürlüğümüz tarafından tarımsal üretime katkı sağlama amacıyla 24 milyon TL tutarında 19 adet proje yapılmış ve TOP idaremize değerlendirmek üzere teslim edilmiştir. Gördüğünüz üzere Aksaray'ımız hem kendini besleyen hem ülkemizi besleyen önemli bir tarım hayvancılık kentidir. Ben bu vesileyle bütün projelerimiz ve faaliyetlerimizi talimatları ve himayesinde yaptığımız Sayın Valimize, Aksaray'ımızın tarım hayvancılığına her zaman destek veren Sayın Milletvekillerimize, Sayın Belediye Başkanlarımıza, İl Başkanlarımıza, aynı zamanda ortak proje yürüttüğümüz ve bize çok destek veren Sayın İl İlgilerimizin Yine Sekreterimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, bugünkü projede bize destek veren, aynı zamanda tüm projelerimize destek veren Sayın KOP Başkanımıza ve tüm KOP İdaresi yetkililerine, Ticaret Odası, Proje Ortağımız Ticaret Borsası Başkanımıza, tüm Odası Yatak ve Birlik Başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm değerli üreticilerimize çok teşekkür ediyor ve konuşmamı müdürlüğümüzün sloganıyla bitirmek istiyorum. Aksaray çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor. Teşekkür ediyorum. Bugün başkanımın dediği gibi bereketli bir gün. Ben şu anda Yozgat ve Nevşehir'den geliyorum. Oradan kar, yağmur geliyor bu tarafa doğru inşallah. Buraya da getiriyoruz. Az önce de yağmurla bereketlendik. Bu törenle de inşallah Aksaray'ımız ve çiftçilerimiz bereketlenecek. Ben baştan bir hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Sayın Halim Malikumuz, KOP idaremiz 8 ile kapsıyor. Bunlardan ilk aramıza katılan, KOP kurulduğundan beri olan Aksaray ilimiz. Çok güzel işler yaptık. Bundan önceki valilerimizle, bürokratlarımızla beraber çok güzel destekler verdik. Gelirken baktım 100 milyonu geçmiş Sayın Valim desteğimiz KOP İdaresi olarak Aksaray'a. Tabii KOP İdaresi başta sulama olmak üzere tarım, hayvancılık, enerji özellikle son dönemlerde sosyal projelerde oldukça iyi destekler vermeye başladı. Biz bir devletin eliyiz, öyle düşünüyoruz her zaman. Devletimizden, milletimizden aldığımızı devletimize ve milletimize aktarıyoruz. Burada aracılık etmekten, önemli projelere ve güzel projelere aracılık etmekten de mutluluk duyduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Ticaret borsamız, KOP idaremiz çok güzel bir proje gerçekleştirdiler ve bugün biz bu projenin açılışını yapıyoruz. Sağ olsun Hamit Bey, geri kalan çiftçilerimizin de yem karma makinelerini KOP başkanımızdan taahhüt altına aldı. Böylece bu almayan arkadaşlarımızın da sıkıntısı giderilmiş oldu. Ben de bu ilke bir ilk katayım. Ben geldiğim günden itibaren bu ilin üst düzey yöneticisi olarak tarım müdürümüzün yaptığı bütün çalışmaları yakinen görüyorum. Ve Ankara'da bürokraside olan birim olarak söylüyorum. Bizim tarım müdürümüz 80 ile örnek olabilecek bir tarım müdürü. Bu biraz zayıf bir alkış oldu, biraz daha kuvvetli bir alkış oldu. Vallahi böyle bizi alkışlamış kadar sevindik. Başarıların daim olsun. Bu alkışlar senin nefsine hoş gelmesin, sorumluluğunu arttırsın inşallah. Evet, bu karma makinalarıyla birlikte inşallah şu aşamaya da geçecek Aksaray. Tarımla teknolojiyi birlikte yürüteceğiz arkadaşlar. Teknolojiye dayalı tarım olmadığı müddetçe bizim geleceği görmemiz mümkün değil. Bakın KOP başkanımız burada. Ölçeklemeli tarım modeline geçmemiz gerekiyor. Bugün Hollanda, Konya'nın yüz ölçümü kadar diyoruz. Ama dünyaya 120 milyar dolarlık lale üretiyor. Değil mi? Sadece bir dönümden 1 milyon dolarlık ürün alıyor. Ölçeklenebilir tarım modeline geçmemiz gerekiyor. Yani teknolojiyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Başarılarımız daim olsun. Çiftçilerimiz bir bıraksınlar, bir alsınlar inşallah. Cenab-ı Allah ülkemizden, Aksaray'dan rahmetini, bereketini esirgemesin diyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ya Allah. Evet. Aferin.
Hayır, uğurlu olsun. Tören kapsamında konuşma yapan kurum müdürleri, STK başkanları ve üreticiler duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bugün Aksaray'ımızda KOP kapsamında Sayın Valimizin himayelerinde Aksaray Ticaret Borsası İşbirliği ile sevgili üreticilerimize yem karma makinası dağıtımı töreni gerçekleştiriyoruz. Burada birçok özelliği bünyesinde bulunduran bu program tabii öncelikle şehrimizin hayvancılık popülasyonunu ve potansiyelini geliştirmek amaçlı üreticilerimizin çalıştıkları alanda teknolojiyi kullanarak daha rahat üretim yapmalarını gerçekleştirmek. Ama daha da önemli bir özelliği var. Bu gördüğünüz yem karma makineleri şehrimizin öz sermayesi. Aksaray'da hep farkındalıklı projelerle şehrimize hizmet eden bir ailenin, gelenekten gelen Ağaçlı ailesinin yaptığı her proje şehrimizde bir farkındalık yaratmıştır. Bundan sonra da kaliteli üretmiş oldukları işte bugün yem karma makinalarıyla, lisanslı depo faaliyetleriyle birlikte Aksaray'ımızı ülkemiz nezdinde ve dünya nezdinde birçok yatırımlarda marka haline getirmenin gayreti içerisindeler. Ben bu vesileyle üreticilerimize Ağaçlı firmasının üretmiş olduğu yem karma makineleri dağıtmaktan büyük onur ve gurur diyorum. Çünkü üreten Aksaray'dan bahsediyoruz. Üreten Aksaray'ın böyle sanayi alanında da tarıma dayalı sanayiyi geliştirmesinde öncü olan Ağaçlı ailesine, burada da temsilcisi olan Musa Bey aramızda, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yatırımlarının faaliyetlerinin de büyüyerek katlanmasını istiyorum. Teşekkür ederiz çok Musa Bey. Aksaray Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 100 bin metrekarelik fabrika sahamızda Aksaray'ımızı ve Türkiye'mizi ihracat alanında temsil etmekteyiz. Bugün de yaklaşık 2018 yılında Ar-Ge sürecimize başlamış olduğumuz tarım makinalarımızı Aksaray'ımıza kazandırmaktan dolayı gurur ve mutluluk yaşıyoruz. İnşallah bu süreci de devam ettirerek memleketimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çok teşekkür ederim. İsmim Veysel Kılıç. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bugün de Aksaray Valiliğimiz, Tarım Müdürlüğümüz ve Ticaret Borsamız işbirliğinde KOP destekli dağıtılan yem karma makinelerinin dağıtım törenindeyiz. Devletimizin verdiği teşviklerden yararlanıyoruz. İstihdamın ve üretimin devam etmesi için bu şekilde hizmetlerin devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabler Besçiler Başkanı Kani Yerli. Bu projeyi tamamen bizim işimizdir. Bize bu KOP'inin borsanın uyguladığı için kendilerine çok teşekkür ederim. Yardımcı olanlara da yapanlara da Allah razı olsun. Tamamen ihtiyaçlarımız vardı bunlara. Daha biraz arkadaşlarımız vardır. Eğer onlara da yardımcı olup da verirlerse daha iyi olur. Hiç olmazsa onlar mağdur olmaz. En azından işçi bulamıyoruz. İşçiden kolaylık olur. Yani her bir şeyde bize bir kolaylık sağlayacak bir şeydir. Bugün ticaret borsamızdayız. Biliyorsunuz müdürlüğümüz proje üreten, proje yapan bir müdürlük. Aynı zamanda hem bakanlığımızın talimatları hem de valiliğimizin talimatlarıyla çiftçilerimizin tarımsal üretimini arttırmak amacıyla projeler yapıyoruz. Bugün bu projemizle de inşallah çiftçilerimize bu yem karma makinelerini borsamıza devredeceğiz. Bu proje 1 milyon 100 bin TL bütçeli KOP İdaresi'nin desteklediği, proje ortağımız olan ticaret borsasıyla bizle birlikte yaptığımız %30'u ticaret borsamızın karşıladığı, %70'i de müdürlüğümüzün proje karşısında hibe olarak verdiği KOP İdaresi'nin desteklediği 1 milyon 100 bin TL'yi KOP bölgesinde organize hayvancılığın geliştirilme projesi. Bu projedeki amacımız çiftçilerimizin, biliyorsunuz, en büyük girdisi, en büyük şeyi hayvan yemi. Buradaki en büyük giderler bundan oluşuyor. Bu giderlerin azaltmak, aynı zamanda ürettikleri tarımsal üründen daha fazla yem ve kaliteli yem elde ederek hayvanlarını daha güzel rasyonlarla beslemeleri amacıyla bu projeyi geliştirdik. İnşallah bu proje kapsamında makineleri teslim edeceğiz. İnşallah teslim ettiğimiz makineler de çiftçilerimize katkı sağlar. Ben burada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün burada Aksaray Ticaret Borsası'nın KOP idaresiyle yapmış olduğu bir proje için yem karma makinesi dağıtım törenindeyiz. Tabii Aksaray Valiliğimizin öncülüğünde KOP idaresi ilimize çok ciddi anlamda destek veriyor.
Ticaret Borsası Başkanımız Hamit Başkan da il müdürümüz Bülent Bey'le bir proje hazırladı. Yem karma makinesi dağıtımı yapmak üzere. Toplamda 1 milyon 100 bin liralık bir proje. Bunun %30'unu çiftçi karşılıyor, üyeler karşılıyor. %70'ini KOBİ idaresi karşılıyor. Toplamda çiftçinin katılım payı da 25 bin lira civarında. 6 metreküp, 8 metreküp ve 10 metreküp olmak üzere 24 tane makine alındı. Bugün dağıtım yapılacak. Emeği geçen başta Hamit Başkanım olmak üzere Sayın İl Müdürümüz Bülent Bey'e, KOBİ İdaresi Başkanlığımıza çok teşekkür ederiz. Tabii tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin böyle projelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de Tarım İl Müdürümüzle birlikte bu projelere imza atıyoruz. Bir çadır konteyner dağıtımı yaptık geçen yıllarda. Bu sene inşallah yine çadır dağıtımı, hayvan yıkama makinalarıyla ilgili projelerimiz var. İnşallah onlara da destek alırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Bu projeden Hamit başkanımıza. Tamam. Hamit başkanımdan baştan teşekkür ederiz. Bu projeyi onayladığı için, çiftlik tesisatımıza yaptığı için kendisine çok çok teşekkür ederiz. İşte çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu işletmeleri önce olduğu için biz besici olarak şehir içinde çok zordaydık bugüne kadar. Ama sağ olsun başkanımızın sayesinde Allah izin verirse bu ayın sonunda da yerlerimize geçeceğiz. Bu projede emeğe geçen başta Hamit Başkanım, KOP Başkanı, Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu projede bulundurduğu için Allah izin verirse bir ay sonra da besçilik tesislerine geçeceğiz. Bundan sonra bizim elimizden gelen bu besçilik tesislerinde daha iyi Türkiye'nin en kaliteli besçilik hayvanlarını üretmek. Başkanımızın sayesinde bunların hepsini başardık. Daha iyi işlere de imza atacağız inşallah. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Hamit Başkanıma. Ülkenin gelişmesinde en önemli etken tarım ve hayvancılık. Sayın Başkanım da bunu en iyi şekilde uyguluyor. Yapılan tesis çok güzel. Memleket kazanacak, Aksaray kazanacak burada. Verilen makineler, her şey bu hizmetin örneği. Çok teşekkür ederiz. Yaptıkları emeği geçen herkese, başkanımıza sağ olun. Bugün yine güzel bir güne başladık. Ticaret Borsası, Tarım İl Müdürlüğü ve KOBİ İdaresi Başkanlığımız tarafından Aksaray'ımıza kazandırılan 1 milyon 100 bin maliyetli yem karma makinesinin dağıtımını yapacağız. Bu yem karma makinesi modern yem karma makinesi. Hem işletmelerimiz verimli bir şekilde hayvanlarını besleme noktasında faydalı olacak. Hem de 24 ailemiz hibe karşılığında bu makinalara sahip olmuş olacak. Ben şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen KOP Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza ve Tarım İl Müdürlüğümüze, başta valimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Koronavirüs aşısı acil kullanım onayı aldıktan sonra ülkemizde uygulanmaya başlandı. Aksaray'da da ilk olarak aşı uygulaması sağlık çalışanlarına yapıldı. Aşı olan Aksaray Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Zahit Kaya, vatandaşların aşı konusunda tedirgin olmamalarını söyledi. Aksaray'da Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu hastaneleri ve aile sağlık merkezlerinde oluşturulan 200 aşı uygulama odasında sağlık çalışanlarına yönelik koronavirüs aşı çalışması başladı. Aşı yaptıran sağlık çalışanlarından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Zahit Kaya, aşının herhangi bir acı hissi yaşatmadığını söyledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Kaya, uzun süren hazırlıkların ve yoğun geçen çalışmaların ardından dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanması sonrası aşılanma sürecini başlattık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da sağlık çalışanlarına aşılama çalışmaları devam ediyor. Sürecimizi sorunsuz bir şekilde devam ettiriyoruz. Aksaray'da 200 farklı noktada kurulan aşı birimlerinde eş zamanlı olarak aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ardından risk gruplarına göre aşılama çalışmalarımız sürecek. Bu konuda halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Aşımızı da biraz önce olduk. Herhangi bir acısı yok. Çocukluk döneminden bu yana rutin olduğumuz aşıların bir parçası gibi düşünülebilir. İnşallah bu aşılanma süreciyle birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz diye konuştu. Aksaray Belediyesi başarı hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için sınavlara hazırlık kurslarını tekrar başlatıyor. Başvurular 29 Ocak 2021 tarihine kadar Kültür İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak.
Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen sınava hazırlık kurslarında 7 ve 8. sınıf öğrencileri için BGS, 11 ve 12. sınıflar ve mezun gruplar içinse TYT ve AYT sınavlarına yönelik eğitimler verilecek. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde başlatılan eğitimleri pandemi süreci nedeniyle durdurmak zorunda kalan Aksaray Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde gençlerin sınavlara en güzel şekilde hazırlanmaları için kurs başvurularının başladığını duyurdu. Ücretsiz olarak verilecek olan kurstan yararlanmak isteyen öğrenciler, Aksaray Belediyesi'ne bağlı Kültür İşleri Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapacaklar. Her branşta verilecek yüz yüze eğitimlerden yararlanmak isteyen öğrenciler 29 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Aksaray Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek olan kurslarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dinçer, şehrimizde başarılı olmayı hayal eden gençlerimize destek olmak için belediye olarak kurslarımızı açıyoruz. Alanında uzman eğitimcilerimizin rehberliğinde sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz hayal ettikleri başarıyı elde edecekler. Belediyemiz bünyesinde açılan kurslarla şehrimizde öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliği elde edecek. Bu kurslarda verilecek eğitimden genç kardeşlerimizin azami derece faydalanmalarını temenni ediyorum, dedi. Aksaray'da iki gündür yağan kar yüzleri güldürdü. Çocuklarsa kendini sokakta buldu. Ülke genelinde yaşanan kuraklığın ardından Aksaray'daki kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı halen etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte kentin birçok yeri beyaza büründü. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar da sokaklarda kar topu oynayarak eğlendi. Yağış nedeniyle trafikte de kısmen duraklamalar olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının gün boyu sürmesi beklendiği öğrenildi. Kar yağışı sonrası vatandaşlar da yağışla birlikte bereketin geldiğini ifade ederek mutluluklarını dile getirdi. Kar topu oynayan çocuklarsa kar yağışı bayram sevincine benzeterek mutluluklarını dile getirdi. Elhamdülillah, şükür, çok şükür, müthiş. Vallahi ne söyleyeyim kardeş, bu millet azdı. Cenab-ı Allah gene veriyor, kurban olayım bu Allah'ıma ben. Vallahi azdı bu millet. Kurban olduğum veriyor, kuraklığı da atacak. Allah'a şükür bereket geldi. Bundan sonra daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Kar yağdı, çok mutluyuz. Doyasıya eğlendik. İnşallah 2-3 gün devam eder. Ay vallahi yani kar yağıyor. 2-3 gün daha yağsa Kurban Bayramı'nda fark olacağını sanmıyorum. Vallahi bu karlarla ne yapılmaz ki yani. Karı çok seviyorum. Ya eğleniyoruz burada arkadaşlarımla. Ya, çok güzel bir mevsim. Eğlenceli yani. Aksaray Gross Market zincirine yeni bir halka daha ekledi. Yeni şube
Park City AVM içerisinde açıldı. Aksaray Gross Marketler Zinciri Park City AVM şubesini de bünyesine katarak büyümeye devam ediyor. Gross Marketler Zinciri Park City şube açılışı bugün gerçekleşti. Aksaray'ın ilgi gören mağazalarından biri olan Gross Market şubesi dualarla hizmete açıldı. Öncelikle bismillah diyelim, şu mağazamızı bir alkışlayalım güçlü bir şekilde. Müteşekkis arkadaşlarımızı bir alkışlayalım. Şimdi en güçlüsünü istiyorum. Buray Kur'an sizlere. Her şey kendisi alkışlayalım. Hepinizin eline koluna sağlık. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah İnşallah bereketli işler nasip eder. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Yaklaşık olarak bir 14 gün önce başladığımız bu güzel maceraya bugün güzel çiçekler açaraktan başlayacağız inşallah. Hepinizin eline koluna sağlık. Her akşam konuştuk. Detayları söyledim ben size. Bu bir başlangıç. Bu tren vagonunun ilk vagonu. Devamı gelecek inşallah. Ama hep beraber olacak bu işimiz. Sizin istediğim özgüvenli, özgüvenli, kendine güvenen, işine sahip çıkan, ama sahip çıkan, müşterisine memnun eden, özürlüğünü satmayan ve iş yerimizin ismini daha üst seviyeye çıkaracak bir iş ortamı istiyorum size. Yapacağınıza eminim. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Duamızı yapacağız arkadaşlar. Görev yerimizde olacağız. Herkes kıyafetle beraber hazır bir şekilde müşterimizi bekliyoruz. Tekrardan hayırlı olsun. Allah razı olsun. والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إلهي يا ربي şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz bu ticarethaneyi hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Kazancını helalinden bereketli eyle ya Rabbi. Çalışanlarına, müşterilerine sağlık, sıhhat, afiyet lütfeyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, beladan, ezadan, cezadan, cefadan hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iş yeri sahiplerini umduklarına nail eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, gönüller muradı için, Allah rızası için. El-Fatiha. Mehmet Yardımlı, Aksaray Gross firmasının yetkilisiyim. Şimdi de gördüğü üzere 2 yıldır devam eden, gross olarak devam eden faaliyetlerimize Park site bünyesindeki mağazamıza dahil ederek 2000 metrekare yaklaşık alanda hizmet vermeye çalışacağız hemşerilerimize. Gross olarak kaliteli ürünleri uygun fiyata koli bazında hemşehrilerimiz her daim mağazamızda temin edebilirler. Diğer mağazalarımızda olduğu gibi. Şimdiden Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ortaköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Niğde-Ankara otoyolu Ortaköy mevkiinde kaza meydana geldi. Mesut D. idaresindeki 27 ADL 696 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken diğer sürücüler tarafından 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer trafik kazası ise Ağzı Karahan mevkiinde yaşandı. Bu kez kamyonet şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Aksaray Nevşehir Karayolu Ağzı Karahan mevkiinde Mustafa K. idaresindeki 50 AT 524 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eskil Belediyesi öncülüğünde başlatılan öğrencilere tablet kampanyası kapsamında öğrencilerin tabletleri dağıtılmaya başlandı. Eskil Belediyesi'nin öncülüğünde maddi durumu zayıf öğrencilere eğitimlerini devam ettirebilmeleri için tablet kampanyası başlatılmıştı.
Eskil Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan 150 tablet öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Eskil Belediyesi'nde yapılan programa AK Parti Eskil İlçe Başkanı Ali Mutlu, Süt Üreticileri Birlik Başkanı Necip Çeçen, Eskil Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı, Ticaret Borsası Eskil Temsilcisi Gürsel Keskin ve meclis üyeleri katıldı. Eskil Belediyesi'nde yapılan programda konuşma yapan Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen açıklamasında "Biz sosyal belediyecilik kapsamında elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Maddi durumu zayıf ailelerin çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmeleri için tablet kampanyası başlattık. Tespit edilen 150 çocuğa tabletleri dağıtmaya başladık. Ekiplerimizi tablet verilecek aileleri telefonla arayarak tabletlerini teslim edebilecekler. İnşallah yavrularımız başarılı bir öğrencilik dönemi elde eder ve vatanına, milletine, dinine ve ailesine faydalı bireyler olur," dedi. Sultanhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ağır görevden alınarak ilçedeki Atatürk İlkokulu'na müdür olarak atandı, ancak bu karar vatandaşlardan büyük tepki topladı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü valilik oluru ile vekaleten yürüten Hamza Ağır görevden alınarak yerine Aksaray'dan başka bir öğretmenin yine vekaleten ve valilik oluru ile atandığı öğrenildi. Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 2 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yürüten Hamza Ağır'ın görevden alınması ilçe halkının büyük tepkisini topladı. Geçtiğimiz günlerde görevden alınarak Sultanhanı Atatürk İlkokulu'na müdür olarak atanan Hamza Ağır'ın neden görevden alındığı ise merak konusu olurken, ilçede yaşayan vatandaşlar Hamza Ağır'ın yeniden göreve getirilmesini istiyor. Şimdi ekonomi gündemi. Sırada hava durumu var. Kısa bir ara veriyoruz efendim, ardından veda edeceğiz. Hova Grup olarak 17 yıldır hizmetinizdeyiz. Ömür boyu müşterilerimizin yanında olacak olmak mutluluk kaynağımız. Herkesin temiz ve güvenli suyla sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak tek gayemiz. Türkiye'de ve dünyada satışını gerçekleştirdiğimiz 400 binden fazla cihazımızla 1 milyona yakın kişi Ova'yı tercih ederek sağlıklı ve güvenilir su kullanmaya devam ediyor. Amacımız herkesi sağlıklı, temiz ve güvenilir suya kavuşturmak. Bu uğurda gece gündüz çalışıyor ve her geçen gün mutlu müşterilerimizle büyümeye hızla devam ediyoruz. Tamamen yerli üretimimizle, Ova kalitesiyle, cihazlarımızı 10 yıllık garantisiyle evinize getiriyoruz. Yurt dışına ihracatımızla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktan kıvanç duyuyoruz. Ova Teknik Servis Ağımızda 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Mobil servisimizle her ay 50 bin ailemizin evine hizmet götürüyoruz. Türkiye'nin her bölgesindeki mağazalarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Ova grubu tercih eden halkımıza minnettarız. Sağlıklı su herkesin hakkı. Ova Su Aksaray Bayi. Adres: Minarecik Mahallesi, 553. Sokak, numara 10. Telefon: 0382 212 54 57. Cep telefonu: 0505 576 26 85. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek efendim, hoşça kalın.